Başladı. Evet, sevgili izleyiciler, şu anda Göldağ'ındayız. Göldağ Çeşmesi'ne geldik. Ama suyumuz biraz eskisine nazaran veya bir azalmış. Ya yani hiç yok diyecek kadar. Küçük bir suyumuz var. Buraya da böyle bir eski çoban usulü, yaylı usulü soframızı yaptık. Siz de buyurun gelin. Evet. Kameraman gel. Evet, şimdi birazdan oğlukların bakımını yapacağım Allah nasip ederse. Nasıl yapacağım? Bu pislikleri komple atacağım. Şu bu taraf çamur olmuş. Çamur böyle birikmiş. Çamur o dibe kadar kazıdım. Onları da çıkaracağım. Oluğu, şu su da boşa akıyor. Bunu da içine yönlendireceğim. Gelen geçen ziyaretçiler, o işte ormancılarımız. Evet, bunları merak edip buradan gelen, yolu buradan düşen, buradan geçen kardeşlerimiz içer. Bu su normalde güzel geliyor da galiba başında sıkıntı var. Onu da inşallah burada duran, bunların yola düşen, bu suyun yoluna düşen büyüklerimiz bakar. Biz de hayır duamızı eksik etmeyiz. Yine de buna da şükürler olsun. Gelmişler bunlara belli. Bir yaşantı olmuş bunlarda belli. Bugün hava sis olduğu için buradan sizlere yeterince görüntüyü aktaramadık. Biz de bir yoğun çabayla buraya geldik. Yani buraya gelmesi kolay değil arkadaşlar. Araç geliyor ama araç da zor geliyor. İşte atıyorum bir 10 dakikalık yolu 2 saatte geliyorsunuz. Şimdilik buradan aktaracağımız yayınımıza tabii devam edeceğiz. Ben size diyorum ki buyurun soframıza gelin. Birlikte yiyelim. Evet, buradan ne getirmişiz bakalım. Biber, soğan, işte patates haşlaması. Bunlardan. Bunları bilinçli böyle yaptım. Eski günleri tekrarlayalım diye. Güzel de oldu. Yağmur yağmasaydı daha güzel olurdu. Bunda da bir hayır alamet vardır diyoruz. Buradan bizi izleyen, takip eden bütün takipçilerime, özellikle Çatak 368 izleyicilerine saygılar, sevgiler, kucak dolusu gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Saygılarımla.